Gerçekten büyük maçlardan önce çok güzel bir tablo değil mi? Tabii. Stat'tan ve maçın hakemi. Ne söyleyeceksiniz birbirimize? Buyurun, ben araya fazla girmeyeyim. Futbolcular konuşsunlar. Peki futbolcu, buyur kaptan sana. Bizim zaten hakemlerle herhangi bir problemimiz yok. Biz Türkiye'nin en saygılı takımıyız hakemlere karşı. Maçın hakemine de saygımız, sevgimiz sonsuz. İyi bir maç olacağını, çok iyi yöneteceğine inancım sonsuz. Kaptan Cüneyt. Aynı şekilde hocalara karşı saygımız sonsuz. Bu maçta da centilmence bir maç olacak. Ne hocaya ne karşı takıma karşı en ufak bir sert ve kötü hareketimiz olmayacak. Başarılar diliyorum. Sayın Toroğlu, gerçekten güzel bir tablo. Büyük bir maç öncesi iki takımın kaptanı sizin odanıza geldiler. Artık size de bir şeyler söylemek düşüyor herhalde değil mi? Şimdi iki takım kaptanıyla karşı karşıya oynadık. Evet. Benim son zamanımdı, ondan ilk zamanıydı. Şimdi çok enteresan, basında bazı şeyler okudum bu hafta ben. Şaşırdım şahsen. İşte maç sinirli, hava, harp, iki takımdan birisi kopar. Bir defa daha 10 hafta var, bu iş bitmez. Hangi takım kazanırsa kazansın bence bitmez. Yani kaybedenin işin sonu olması demek değil, bir. İkincisi, şimdi iki takım, Galatasaray ve Beşiktaş, Türkiye'nin elit iki takımı şu anda. Ve bu iki takım da şampiyonluğa oynuyor. Şimdi bunların bir defa takım olarak çok kariyerli iki takım. Evveliyat olan iki takım. Bunlar da oynayan futbolcular zaten sakat işe girmezler. Ya hepsi aklı başında çocuklar, hepsi aklı başında adamlar. Ki Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta top oynuyorlar. Artı bu sene şampiyonluk yarışı veriyorlar. Zaten bunlar aklı başında olmasalar, centilmence bir maç geçecek diyorsunuz. Zaten bu hale gelmezlerdi. Yani işin ben başka açıdan bakıyorum. Yani şimdi ne kadar güzel sahaya gezdim, seyirci, bayram yeri. Yani güzel olması lazım bazı şeylerin. Tamam mı? Canım benim, ne haber? Gelir sahtadan gülmem herhalde. Bunu aldım. Ne yapıyorsun? Büyük maç öncesi Türkiye'nin en çok gol atan iki futbolcusu yan yana, birbirine ne söyleyeceksiniz? Ve çok güzel bir tabloda Galatasaray'da Beşiktaş futbolcular. Centilmenlik. Tabii planda centilmenlik, iyi oynayan kazansın. Ben arkadaşıma başarılar diliyorum. Aynı şekilde ben de başarılar diliyorum arkadaşımıza. İyi oynayan kazansın. Skor hakkında bir tahminde bulunabilecek misiniz? Valla onu sahada göreceğiz herhalde. Evet, ben de Ali'ye bu konuda haklı buluyorum. Peki gol atacak mısınız? İnanıyor musunuz gol atacağınıza? Ben inanıyorum. İstiyoruz daha doğrusu. İstiyoruz. Maçtan 25 dakika önce ısınmaya çıktın. Ne söyleyeceksin? İlk defa böyle derbi, büyük bir maç oynuyorsun değil mi? Şampiyonluk mücadelesi. Geçen sene oynadım 2-2 yıllık maç. Şimdi tekrar Galatasaray büyük rival. Büyük maç bekliyorum. İnşallah biz yiyelim galip. Rıza, uzun bir sakatlık döneminden sonra bugün Beşiktaş takımından yer alıyorsun. Evet. Maç için ne söyleyeceksin? Bu maçların atmosferi çok büyük oluyor. İnşallah yeneriz. Ceza alanı oldukça uzun bir top ve kaleci Zala çıktı, kontrol edemedi. Kale boş. Arif topla buluşuyor ama Arman Toroğlu daha önce Zala'da faul yapıldığını tespit ediyor ve ileriye giden topun gol olarak değer kazanmadığını işaret ediyor. Mirsat atak yapıyor ancak vuruşu isabetsiz ve out. Arif yerden ortalıyor. Mirsat atak yaptı ve vuramıyor topa. Son anda Turhan tehlikeyi uzaklaştırıyor. Erhan ve Prekazi. Prekazi, kaleci Zalat, Kadir, Cüneyt kademede topu çıkardı, Zeki vuruyor üstten al. Mirsat bekletmeden vuruyor, Tanju göğsüyle aşırdı, kaleciyle karşı karşıya vuruyor, kafa vuruşu ve kaleci Zalat. Zeki, Rıza, Semih, bu arada bir elle oynama var diye itiraz ediyor Beşiktaşlılar ama... Oyun devam ediyor. Prekazi'den de sıyrıldı. Semih. Metin ortalıyor. Ali vuruyor. Kaleci Smolic. Karşılaşmanın son 4 dakikası sayın seyirciler. Prekazi vuruyor üstten ağır. Ve karşılaşmanın hakemi Erman Toroğlu maçın bittiğini ilan ediyor. It was a good game. İyi bir maç oldu. It was a reklam for football. Futbolun bir reklam olayı olduğunu da unutmamak lazım. We have a referee like German Bundesliga. Bugünkü hakem sanki Batı Alman 1. liginden bir hakemdi.
And Beşiktaş games and Galatasaray games are always good games. Beşiktaş ve Galatasaray kendi aralarında yaptıkları maçlar daima zevkli ve güzel oyunlar olmuşlardı. So we have to bet the program in the next 9 games and we believe we are champion. Önümüzde iyi bir program var. 9 haftalık program var. Biz kendi yolumuza gidiyoruz ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasıl bir maç oldu Sayın Milan'a göre? How was the game? From my point of view, Ali, I think that I was disappointed in our performance. Benim görüş noktamdan, performansımızdan düş kırıklığına uğradım. But a hot day. Sıcak bir gün. Derby game. Derbi maçı. Always difficult. Her zaman zor olur. Biraz da Beşiktaş'ın liderliği devam ediyor. Bundan sonraki haftalar için ne söyleyecek acaba? Beşiktaş still on the top with goal average. What will you comment about the following weeks? There's a long way to go, Ali, and in football a lot can happen. Daha uzun bir yol var önümüzde. Futbolda çok şey olabilir. The championship would not have been decided today if any team would have won, Ali. Takımlardan biri yenseydi dahi şampiyonluk bugün.